Sakin ol, biraz nefes al. Aşkım. Nefes al. Bir daire çizmesi lazım. Daire çiz. Ne yapıyorsunuz? Dışarıyı mı izliyorsunuz? Latte'nin manzarasına bir bakalım. Oo. Latte. Tamam, hadi bak, hadi bak. Tamam, tamam annem, bak. Günaydın. Şu ışığa bayıldım birazcık ben. Salonda oturacağım. Ay. Arkadaşlar. Vlogumun ikinci günü. Sizi yerleştirdim. Günaydın tekrar arkadaşlar. Size dün de şey yapamadım. Dün günüm yolda geçti ve ben yolculuk şeyimi çekmeyi unuttum. Yani unuttum. Birazcık sıkıntılı da geçti aslında. Keşke çekseydim. Siz de bunlara şahit olacaksınız. Acı çekiyorum. Tüm gün yoldaydım ama değdi. Artık evdeyim ve ben buranın ışığına bayıldım. Aşık oldum. Keşke burada yaşasam dedim ve bana gelen cevap mezun olaydın. Değil mi anne? Geldim işte. Aşkım var yanımda. Aşkım biraz bana küs. Kendisiyle 5 aydır görüşmüyoruz diye. Neyse. Hızlıca olanları bir anlatayım. Dün sabah sınavım vardı. Ve son sınavım da sınavlarım sonunda bitti. Vize sınavlarım bir tanesi hariç. Öbürleri biraz meh geçti. Yani o daha da kötü geçti. Ama mehlerim tamam geçerim gibi geliyor bana. Zaten vize çok bir geçme gibi bir problemim yok. Yine ve bütünlüğümü de o zaman düşünürüz. Ondan sonra 12 gibi sınavım bitti. Bir de otobüsüm vardı. Bir de bindim. Bir de otobüse bindim. Ondan sonra 1.30 gibi durduk. Nedenini anlamadım çünkü ben de nerede kulaklık takıp yatıyordum. Fakat 1.30 gibi işte meğerse lastiğimiz patlamış. Ve saat 3'te tekrar yola çıktık. Şimdi İstanbul'a gideceğim. İstanbul saat 1'den hani 2.5 saat falan yazıyor. Hani 3.5 gibi varacağımı düşünüyordum ama yine böyle bir aksilik minik bir şeyler çıkar diye Zonguldak otobüsümü 5.30'a aldım. Ve biz 6'da İstanbul'a vardık. Ne kadar beni mutsuz etse de ama zaten önceden ayarladım diğer otobüs biletini iptal edip yeni bilet falan filan derken 7'de otobüse bindim. Gece 1 gibi falan burada. Vlogun geri kalan çekmeyi unuttum kısmını anlattıktan sonra kahvaltı başlasın. Arkadaşlar ben bu işi yapmadım. Kendimi çok beğendim. Bugünkü planım, bugün bir plan çok yapmadım ama bazı isteklerim var. Burada bakım ürünü yok, yüzümü yıkayamadım. Uzuzum. Zaten benim de kalmamıştı biliyorsunuz ki. Neyse bugünkü şeyimiz başlasın. Senin obanın yeri mi attı? Atı. Ben de vlog düşeceğim annem. Bir merhaba de. Bir merhaba de. Bak burada kimler var? Evet. Ne var?
Hala sinirlemesin bana. Bana sinirlemiş, bana sinirlemiş. Neyse anneme kahvaltıda yardım edeyim bari. Bundan da konuşan yok. Haydi. Çekme. Ben zor bir çekme. Ben neredeyse oraya geliyorum. Evet. Latte de geliyor. Suyu mu içiyorsun? Bu benim suyum. Bu eve aşık olduğumu söylemiş miydim? Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu evde. Bu evde. Mikrodalga var. Airfryer var. Çok tatlı bir ocak. Yani fırın var. Kocaman bir buzdolabı. Ama çok hoşuma gidiyor. Ben niye burada yaşamıyorum? Nasıl da kalmadı? Kapağı büyüklüğüne bakın. Yumurtamız haşlandı galiba. Haşlandı mı? Evet. Çayımız oluyor. Aç esparçta. Niye sessiz oluyor? Niye sessiz? Anamın bahçesinden ama niye bu kadar? Çaya koyayım. Çaya mı? Anne görün görün. Allah aşkına görün. Ne başkın anne? Arkadaşlar bana görün görün. Hayır sen koy. Hayır sen koy. Hadi sen koy. Bunu yapabilirsin. Yay! Şimdi de kaçıyor. Neyse. Şimdi size söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. Ben artık video çekmediğim, daha doğrusu videolarımı yüklemediğim her güne bir yemek short koymak istiyorum. Çünkü zaten yemek yapmak kadar hoşuma giden bir şey yok. Ben de genelde böyle değişik tarifler var. Ben bu videoyu bunu sizinle ne zaman paylaşırım varım. O yüzden bugün size kapya biber tost tarifi gelecek. Neyse anneme birazcık daha rahatsız etmeye gideyim çünkü getir alışverişi gelmedi. Ben bir şey yapamıyorum. Şimdi küçük bir sinir boşalmasından sonra kahve yapıyorum ama açamıyorum. Çok yaşa. Ben de her yeri görmesem olmuyor gerçekten. Şimdi 2 büyük kaşık. Anne. Biraz sinirlerim bozuk. Birazcık bu aralar ne istesem ya da ne yapmaya çalışsam birazcık gazımda gitmiyor. Her zaman bir asidik çıkıyor. Yani bunun en kolay örneği dün ki otobüs aciyası. Anne şurayın yok mu ya? Su şişesi değil, sürahi. He? Anneciğim şişeden şişeye dökmek zor oluyor. Sürahi var mı yok mu? Ama başardım. Az önce bir alışveriş yapmaya çalıştım. Kendi yolu üzerinden. İndirimin son günü diye yapamadım. Meğerse cüzdanın onay kodu yeni bir kart olunca değişiyor muymuş? Bir şeyler mi oluyormuş? Bilmiyorum. O yüzden değiştirmeye çalıştım.
kartım işte şey yaptım. Bir zahmet parayı geri yolladım. O da hemen gelmiyor. Yani minik şeyler ama böyle üst üste minik minik şeyler gelince artık minik olmuyor. O yüzden anne bunu damla sakızı kokusu var ha. Ha. İki kaşık dolu dolu kahve koydum. 2,5 bardak koydum. Anne. Ne? Kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. Öyle konuşamıyorum. Şimdi ben hazırlamadım. Annem bir tepsi hazırladı. Tepsiyi kendisi boyadı. Böyle boyama kursuna gidiyor. Ne? İşte tepsiyi şöyle. Arkadaş, ben bunları da boyadı. Tatlı değil. Çok tatlı boyamış bence. Bu kadar düzgün boyayamazdım gibi geliyor. Böyle minik. Gideceğim şimdi. Böyle kahve içeyim, kendime geleyim. Üstümü giyineyim. Ondan sonra birazcık kendime bakayım. Bir AVM yolcusuyuz. AVM'de de artık başıma bir şey gelirse olsun. Ne yapalım? Neyse. Kahve hazır olsun. Kahvemizi bir içelim. Üstümü bir giyineyim. Anne latin yazıyor. O zaman görüşürüz sayın sevgiler. Ben şu an birazcık daha kendime ben geleyim. Görüşürüz. Ah. Şimdi yola çıktık. O zaman şoför nerede diyeceksiniz. Pazara gitti. Arabada kaldım. Akşama balık yiyecekmişiz. O yüzden balık siparişimizi, daha doğrusu işte gittik. Hangi balıklar var bilmem falan ayarlattırdık. Şimdi pazarın birazcık orada durduk. Yeşillik meşillik falan filan dedi. Ben şu an telefonu tutamıyorum. Saçım niye aslan yelesi gibi ya? Her neyse oradan da AVM'ye geçeceğiz. Ben hazırladım. Artık ne zaman neyi kullanacağım, sabah rutini, akşam rutini için hangi malzemelerin yani ürünleri kullanacağım, ürünlerin içinde ne bulunacak falan filan onu ayarladım. Kahvemi içerken gidince alışveriş artık indirimleri duyuyor. Birkaç tane de makyaj malzemesi almayı düşünüyorum. Çünkü bende hiçbir şey kalmadı. AVM'ye gidince görüşürüz. Bu arada yine de en sevdiğim kombinimi yaptım. Yine en sevdiğim kombinimi yaptım. En hızlı kombinim bu. Yani neyse. Hanımefendiler, pazardan geri buyurunca yola çıkıyoruz. Biraz çıkalım şöyle şey yapayım. Tamam, bari bugün alışverişimde bir sorun çıkmasın, ne olur. Tahmin edin ben ne yapmayı unuttum yine.
annemin kazıklarken video çekmeyi unuttum. Evet, çok güzel bir gratis vatsız alışverişi yaptım. Ne diyorsun anne? Bayağı alışveriş yaptım. Eve gidince gösteririm artık. Çünkü orada gösteremedim. Bir elimde ne almam gerekiyor? Bir elimde... ne almam gerekiyor? Bir elimde ne deniliyor tutma şeyine? Sepet. Bir elimde sepet. Aynı zamanda şimdi buraya uzun zamandır gelmiyorum. Sevdiğim sevmediğim insanlarla karşılaşırım diye bir elimde telefon. Karşılaştım. Çok güzel de dedikodusunu yaptım az önce. Vermeyeceğim zaten isim. Büyüdüğüm kadarıyla izliyor da olabilir, izlemiyor da olabilir. Her neyse şu an koşuyoruz. Çünkü şimdi balık alacağız tekrar. Yaptı işte hazırlattırdık. Babam eve gelmeden yemeği hazırlayalım. Çünkü insanlar işten yorgun geliyor, aç geliyor. Hazırlık yapmalıyız. Hah, babamla da karşılaşacağız. Dün gece karşılaşmadık. O zaman hızlı oluyoruz çünkü benim elim yoruldu. Çünkü şu an kamerayı tuttuğum elimde poşet var ve benden ağır. O yüzden haydi go. İşte tek tek tanıtımını yapmayacağım. Bu arada bunların hiçbirini daha önce kullanmadım. Bu sanırım hariç. Şu an tanıtımını yapmak istemedim. Tek tek deneyince hep birlikte göreceğiz. Tabii ki de bu kadar mı bundan sonra bakım ürünlerim? Hayır, evde de vardı. Keşke getirseydim. Neyse, böyle bunu kullanmak için can atıyorum. Sürekli görüp asla kullanmadığım bir şey. Bunu yüzüm için ama deneyeceğim. Bakalım. Çok beğenirsem belki saçım için ayrı. Umarım doğru rengini almışımdır. Kapatıcı aldım. Kapatıcım bitti. Her şey çok pahalı bu arada. Nerede o güzelim netlik, nerede o güzelim ışıklar? Aşırı uykum var. Yalnız şöyle bir sorun oldu. Videoyu editlerken dün ve ondan önce, yani ondan önceki güne, dün ve bugün yapmayı unuttum gibi tabii ki de bu videonun sonunu getirmeyi unuttum. Bir de az önce demişim bir sürü şey aldım yani. Ben daha çok alışveriş yaptığımı düşünmüşüm. Tabii ki de yapmamışım. Sadece her şey o kadar pahalı, o kadar tuttu ki hani dedim ki gerçekten mi falan. Hani daha ürün, daha çok ürün bekliyordum. Neyse lafı fazla uzatmayacağım. Çünkü gecenin Allah bilir kaça videoyu editlemeye çalışıyordum. Dedim videonun bari sonu olsun sizin için. Yani bu biraz böyle hızlı oldu. 2 günlük vlog desem dünü yok. Benimle bir gün desem yarısını çekmeyi unuttum arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışacağım ama yine de karşınıza bir şey çıkarmak istedim. Yani sonuçta malzeme var. Biraz karışık bir gün olarak geçti ama umarım beğenmişsinizdir. Artık uyumak istediğim için ben kaçıyorum. Takipte kalın, eğlenceli kalın.